iki gezi rotamız, plajı ve denizinin temizliği bakımından en nadide tatil beldeler arasında öne çıkan, Akçay merkeze yakın mesafede bulunan Akçay Zeytinliği. Yaz aylarının yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Zeytinliği, huzuru ve sakinliği arayanlar için en doğru adreslerden biri. Modern gelişime de açık olan Zeytinliği, görenleri kendine hayran bırakıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü gezi rotamız Akçay Zeytinliği. Akçay'ın bu güzel bölgesine geldik bugün. Akçay Zeytinliği'yi beraber gezeceğiz. Bakalım Zeytinli'de neler var? Zeytinli Deresi üzerinde kurulu olan muhteşem köprülerden bir tanesini geçerek Zeytinliği yakından keşfetmeye başlıyoruz. Akçay Zeytinli, Akçay ile Edremit arasında yer alıyor. Akçay'a 15 dakika mesafede, yani 2 kilometrelik bir mesafede bulunuyor. Zeytinli çok güzel bir tatil beldesi. Akçay'dan sonra en çok deniz yönünden tercih edilen yerlerden biri. Zeytinli ismini burada akan derenin, yani Zeytinli Deresi'nin isminden almış. Ayrıca Zeytinli ismini bölgede yoğun bir şekilde yetiştirilen zeytinden almaktadır ki genel olarak Edremit ilçesi bir zeytin cennetidir. 1990'lı yıllarda Akçay'ın birer tatil mahallesi olarak yurt çapında tanınmasıyla birlikte Zeytinli de deniz turizmi açısından önem kazanmış ve giderek gelişmiştir. Zeytinli sahilinde az da olsa moteller ve pansiyonlar bulunmakta. Bunlar sadece yazın hizmet vermekte ve önceden rezervasyon yapılması gerekmektedir. Zeytinli sahilin sonuna doğru ise çadır kamp alanları bulunmakta ve çadırınızda da kamp yapabileceğiniz alanlar bulunmakta. Görmüş olduğunuz derenin etrafında ve birazdan da plaja da geçeceğiz. O bölgede de birçok kafe, restoran, çay bahçeleri bulunuyor. Derenin üstünde burada olduğu gibi birçok balıkçı tekneleri bulunuyor. Yani balıkçılık da oldukça yaygın Zeytinli'de. Böyle derenin etrafında güzel yazlık evler kurulmuş. Oldukça sakin bir bölge. Görmüş olduğunuz bu demir köprü harika görünüyor. Bu köprü sanki küçük Boğaz Köprüsü'nü andırıyor.
Şimdi plaja doğru yürüyoruz. Bu köprünün, az önce görmüş olduğumuz köprünün hemen ilerisinde Altın Kum Plajı yer alıyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz görüntüler Akçay Zeytinliği olan daha önceki ziyaretime ait, yani Mayıs 2021'de yapmış olduğum Akçay Zeytinliği gezimden kareler. Mayıs ayı ile Temmuz ayı arasındaki yoğunluk farkını sizler de daha net görebilmeniz için özellikle paylaşıyorum. İşte burası Akçay Altın Kum Plajı. Şu an Temmuz'un sonundayız. 2021 yılındayız ve görüyorsunuz. Geçen sene bu kadar kalabalık değildi ama bu sene herkes tatile de hasret kaldığı için plajlar dolmuş durumda. Evet arkadaşlar, bir önceki Akçay videolarımdan sonra da, özellikle 2021 yılında bu müsilaj olayından sonra denizin ne durumda olduğunu soran arkadaşlar olmuştu. Ama az önce size plajı da gösterdim. Gayet de kalabalık. Henüz kendim denize girmeyi denemedim. Fakat görüyorum ki girilebilecek durumda. Herhangi bir müsilaj kalıntısı görünmüyor. Evet, burada görmüş olduğunuz en yüksek zirve olan yer Sarıkız Tepesi. Etrafında da Kaz Dağları Milli Parkı bulunuyor. Akçay'dan da oldukça rahat ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi plaj kenarındaki kafeleri, restoranları ve tek tek dükkanları gezeceğiz.
Bartın Kum Plajı'nın hemen yanı başında bulunan kafe restoranları ve birazdan da dükkanları göreceksiniz. Hediyelik eşya satan yerler. Kiralık şezlong veren yerler. Şimdi plajdan doğru bir ara sokağa girdik. Burada da böyle yazlık standlar açılmış. El emekleri sergileniyor. Kıyafetler satılıyor. Burada şu an birçok stand boş. Muhtemelen akşamları hepsi kuruluyor. Hemen ara sokaktan girdiğinizde burada çay bahçeleri. Plajdan direkt içeri girdiğinizde ulaşacağınız ana cadde. Zeytinli ana caddesinde ATM'ler, mağazalar, restoranlar bulunuyor. Ana caddeden bu ara sokağa girdik ve bu yol bizi plaja götürüyor. Çay bahçeleri, yemek yeme yerleri, bir şeyler satan küçük dükkanlar. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi çay bahçeleri direkt plajın arkasında. Zeytinli'de 2005 yılından itibaren düzenlenen yaz festivalleri her yıl devam ediyor ve her yıl düzenleniyor. Festival alanı burası. Her yıl düzenlenen Zeytinli Festivali burada yapılıyor. Parkı da bulunuyor. Burada da basket sahası. Hemen plajın yanı başında. Plajın sonlarına doğru biraz daha sakinleşiyor ortam. Kaz Dağları'nın müthiş manzarası. Müthiş manzarası ve plaja karşı ben de salıncakta biraz sallanmak istedim. Değişik bir salıncak şimdi size de göstereyim. Evet, sırt çantamla karşılıklı olarak sallanıyoruz. Çok eğlenceli. Kesinlikle denemeniz lazım.
Zeytinli bana göre Kaz Dağları bölgesinde kesinlikle görülmesi gereken yerler arasında çok güzel. Yine diğer bölgeler gibi buranın da havası çok temiz, plajları çok güzel ve oldukça rağbet gören yerler arasında. Evet arkadaşlar, gezi videolarımın dışında biliyorsunuz ki sanat, yani resim videoları da paylaşıyorum ve beni takip edenler mutlaka bu arkamda görmüş olduğunuz köprüyü hatırlamışlardır. Çünkü daha önce bunun resmini yapmış oldum ve sizlerle tekrardan bu resmi videomun sonunda paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Ve böylelikle Akçay Zeytinli gezi videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum olarak öneri ve eleştirilerinizi bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ve son olarak sizlerle bu bölgeye ait yapmış olduğum resmi paylaşmak istiyorum.